Evet değerli izleyicilerimiz, pazar meydanındayız. Tabii ki Lütfü Kobal evet pazara geldi. Yayınlar başladı. Pazarda olan biteni elimizden geldiği kadar sizlere ulaştıracağız. Bildiğiniz gibi Pazar Belediyesi'nin bir hizmeti var. Bu hizmet Wi-Fi hizmeti. Wi-Fi hizmeti şu anda ben Wi-Fi hizmetinden yararlanıyorum. Ancak vatandaşlar tabii ki çok zorluklar çekiyor. Ben buradan vatandaşlara yardımcı olmaya çalışıyorum. Gördüğünüz gibi burası Wi-Fi hizmet yerinin odak noktası diyelim. Bu noktada rahat bir şekilde yayınlar yapılabiliyor. İşte bana geliyor, şikayet geliyor. İşte giremiyoruz, yapamıyoruz, beceremiyoruz diye bir takım zorluklar olabilir. Ama normal olarak ben yayınlarımda bunu bir vurguladım buradan. Burada sevgili Cengiz Pazar evet mahallesi aynı zamanda muhtar adayından Cengiz bir taraftan yardımcı oluyor. Aynı zamanda ben de burada yardımcı oluyorum. Tabii ki yani her zaman biz burada olamayız ama burada dediğimiz gibi en azından vatandaşlar şunları da istiyor. Bu Wi-Fi noktası üzerine işte bir vatandaşın bu Wi-Fi'ye ne şekilde gireceği şu gösterdiğim bölgede yapılabilir. Yani şu gördüğünüz bölgeye en azından efendim buraya gelen bir vatandaşın bu Wi-Fi'ye nasıl girebileceğini burada yazarsalar belki kolaylık sağlar. Tabii ki bu hizmetten yararlanmak istiyor vatandaşlar. Güzel bir hizmet. Bu hizmeti veren Sayın Belediye Başkanımız Ahmet Basa'ya ve katısı geçen herkese teşekkür ediyoruz. Ama burada dediğimiz gibi vatandaş da biraz haklı. Geldikleri zaman nasıl girecekleri hakkında herhangi bir bilgi yok. Biz tabii ki site olarak yardımcı olmaya çalışıyoruz. Sitelerimizde bunları yayınladık. Yine Facebook adresimizde yayınladık. Ve bunları tabii ki nasıl gireceğini söyledik. Ama tabii ki vatandaşların bazıları da az önce dediğim gibi bir kez daha vurguluyorum. Şu gördüğünüz odak noktasına burada evet Wi-Fi hizmetinin nasıl girileceği çok ağla yazılabilir. Ben buradan bir kez daha vurgulamak istiyorum. Dediğimiz gibi burada öncelikle vatandaşlarımız ne yapacaklar? İnternet ağına girecekler. İnternet ağına girdikten sonra internet ağında o ağlar oluşacak. Karşılarına Pazar Belediyesi evet çıkacak. Pazar Belediyesi çıktığı zaman oraya tıklayacaklar. Pazar Belediyesi'ne tıklayacaklar ve Pazar Belediyesi'ne çıktıkları zaman orada hemen bir tablo çıkacak. Bu tabloda evet sizin telefon numaranızı isteyecek. Siz kendi telefon numaranızı oraya yazacaksınız. Kendi telefon numaranızı yazın. Sıfırı girmeden işte 530, 500 kaçsa dediğimiz gibi 36. Bu şekilde telefon numarası gireceksiniz ve sizden kullanabileceğiniz yani şifre isteyecek. Yani siz kendinize ait bir şifre yazacaksınız ve yollayacaksınız. Bir kez daha söylüyorum. Evet çıkan tabloya telefonunuzu girin. Telefon numaranızı girin. Şifre isteyecek şifrenizi de yazın. Kendinizde saklı olan bu şifreyi ondan sonra tıklayın. Daha sonra otomatikman at işlemler sürüyor ve Pazar Belediyesi bağlandı. Pazar Belediyesi bağlandı diye bir yazı geliyor ve ben şu anda Pazar Belediyesi'nin vermiş olduğu bu hizmetten yararlanıyorum. Eleştiriyorlar, yok çalışmıyor bilmem ne, işte gidip geliyor. Hayır öyle bir şey yok. Ben burada sabahtan beri buradayım. Kesinti de yok. Sabahtan beri buradayım. Geliyorum, yayınlarımı yapıyorum. Buradan dediğimiz gibi bu yayınlarda yaklaşık işte 15-20-30 metre. Ben dün akşam yapanlarla birlikteydim. Akşam burada hizmet verdiler. Onlara sordum. İşte 30-40 metre civarında bir yerde çekiyor dediler. Bu nedenle siz de canım 30-40 metre değil de
de daha yakından çekersiniz, daha iyi olur. İşte şu anda dediğimiz gibi insanlarımız işte cep telefonlarıyla denemeler yapıyorlar. Ama bir ricaları var. Tekrar ediyorum, her zaman işte ya Cengiz, ya ben, ya Cevahir, ya da Ali arkadaşlarımız var. Buralarda, meydanlarda dolaşıyoruz. Burada dediğimiz gibi onlara gelip soruyorlar. Onlar da yardımcı oluyor. Ama bir kez daha şöyle gösteriyorum. Şu alana benim kendi düşüncem, şahsen internete nasıl girir yazısını koysalar iyi olacak. Evet, ben buradan şimdilik sizlere hoşça kal diliyorum. Evet, sabahtan beri uğraşıyorlar. Sabahtan beri uğraşıyorlar, bir türlü giremediler. Giremediniz mi internete? Giremedim. İnternete giremedim diyor. Evet amcam, Allah. Burada telefonu açtı. Evet şu anda. Hizmeti çok güzel ama teşekkür ediyoruz başkanımız ama. Var. Deminden Lütfü abim belirttiği gibi oraya internet nasıl girilir diye oraya kullanım kılavuzu koyulması lazım. Evet aynen. Biz bunu biliyoruz gazeteci evet. Arkadaşlar. Biz girdik, yardımcı oluyoruz vatandaşlarımız ama. Biz yardımcı oluyoruz. Diğer vatandaşlarımız bilmiyor. Artık bir belediyeye uğrayalım da. Evet. Hizmet, yani buna, bir çözüm bulunması hizmet, lazım. Buradan hizmet bedeli olarak. Bize, bize bir böyle araç kuramımıza ihtiyacı var. Araç gerek yardımı yapsınlar. Evet, yapsınlar. Burada buradaki bütün halka Ali belediye arkadaşımız, belediye. Cengiz arkadaşımız, ben, Cevahir arkadaşımız yardımcı oluyoruz. Tabii ki bu bizim borcumuz. Yani bu espriydi. Tabii ki yardım edeceğiz ama biz olmadığımız zaman en azından orada kılavuzu bir yazın olması lazım.